Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet, bugünkü konuğumuz astrolog Sayın Dilek Ökten Sarı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Adım Dilek Ökten Sarı. BDD astroloji, yani başlangıç, değişim, dönüşüm, kişisel danışmanlık ve astroloji merkezi sahibiyim. Evet, ilk sorumuz şöyle biraz sıkıştırmalı bir soru olsun Buyurun. Diyorum. Neden bilmediğim yerden gelmesin lütfen. Bence hepsini biliyorsunuzdur ama biraz böyle sivri bir soru ama evet. Gerçek bir soru bu. Evet. Neden burçlara göre yapılmış olan aylık yorumlar insanların yaşantısına uymaz? Çok güzel bir soru. Genelde insanlar da burada takılıyor. Astrolojiye olan güvenlerini, itibatını da kaybediyor açıkçası. Hani ya okuyorum bana uymuyor ki. Hani ben yay burcuyum ama yayla hiç olanlarla benim alakam yok. Yok. Doğru söylüyorlar. Çünkü biz klasik astrologlar Placidus ev sistemini kullanıyoruz. Orada dereceler birbirinden çok farklı olduğu için ev sistemi eşit aralıklarda bölünmediği için sizin diyelim ki ben kendimden örnek vereyim. 25 derece Oğlak'ta benim yükselenim. 25 derece artık kaymış Kova burcuna gelmiş. Yani bir kova gibi davranış sergileyebilirim. Özel bu sebeple, bu kayma sebebiyle oluyor bütün her şey. O yüzden hani spesifik olarak siz yükselen burcunuzun derecesini biliyorsanız eğer ve bu 15 derece ve sonrasına gelmişse lütfen bir sonraki burcu da okuyun. O size daha uygun gelecektir. Teknik konuya girmiyorum. Çünkü tekniğe girersen bu sefer her şey karışıyor, birbirine girecek. Çok doğru, çünkü teknik bilgimiz olmadığı için. Ama benim anladığım kadarıyla şu, örneğin akrep burcuyum. Evet, buyurun. Fakat ne genel özellikler ne de yapılmış olan aylık yorumlar size uymuyordur. Kesinlikle anlatmıyor. Dediğim gibi o yükseleniniz son derecelerine gelmiştir artık. Yani artık çünkü 0-30 derece arasındadır bir burç. Tamam. Siz, benimki gibi mesela 25 dereceye falan geldiyse artık Oğlak'tan çıkmış, kendini Kova'ya teslim etmiş demektir. Tamam, o çok sebeple, güzel. Eğer uymuyorsa bir sonraki burcu da okumanızı tavsiye ederim. Tamam, bunu çok net anladık. Yükselen burç nedir? Yükselen burç, biz dünyaya geldiğimiz zaman ufukta yükselen, o anki yıldız sistemine deniyor yükselen burç. Yani güneş doğarken hani tan yerini artır, yavaş yavaş çıkar ya. İşte evet. Böyle bir sahne gözünüzde canlansın. Yükselen burç da takım yıldızının o an güneş hizası ile birlikte yani dünyanın yörüngede hareketiyle birlikte yaptığı o hareket sebebiyle yükseldiği dönemde ortaya çıkan o burç hangisiyse o sizin yükseleninizdir. Evet. Onun için mi işte saati, günü sorulur? Muhakkak, bu çok önemli. Örneğin işte sabah saatlerinde doğan birinin yükselen burcu. Onu tam anlamıyla şudur diyemeyiz. O gün ve o saat, o yıl çok önemli. Bakılması çünkü bu yavaş gerekiyor, yavaş değişiyor tabii ki. Tamam, harika. Peki öngörüler neye göre yapılır? Yine öngörüler yükselenlere göre yapılır. Yükselen burçlara yükselen burçlara göre. O zaman yükselen burcun çok büyük önemi çok var, büyük doğru önemi mu? Çok büyük önemi var, kesinlikle öyle. O yüzden bilmeniz ve öğrenmeniz gerekiyor. Herkese tavsiye ediyorum, lütfen doğum haritalarınıza baktın. Tam onu soracaktım. Doğum haritası bize neyi anlatır? Doğum haritası bizim potansiyelimizi, kendimizi nasıl gördüğümüzü ve göremediğimizi, eksik taraflarımızı, artı güçlerimizi bize anlatır. Kendimizle ilgili büyük resmi görmemizi sağlar açıkçası. Evet. Şimdi işte bu tam benim sorum. Buyurun. Gerçekten tam benim sorum. Değil mi? Akrep deyince. Buyurun. Çok güzel bir telepati kurmuşuz kesinlikle, biz öncesinde galiba, değil mi? Kesinlikle. Burcu akrep olan insan kendinde neden bu burç özelliğini hissetmez? Ben... Çok iyi. Ne yaptınız? Siz telepati falan mı kurdunuz? Astroloğum biraz var içimde. Var biraz içimde.
Şimdi siz neden akrep olarak hissetmiyorsunuz kendinizi? Sadece güneşiniz akrebe yerleşmiştir ve önemli bir açı almıyordur başka evlerden. O açıyı görmüyordur. O yüzden kendinizi bir akrep olarak hissetmezsiniz. Daha bir yengeç gibi hissedebilirsiniz. Neden? Çünkü gezegen dizilimleriniz yengeç burcunu çok daha fazla vurguluyordur. Çok daha fazla gezegeniniz vardır o burcun içinde. Kendinizi o yüzden hani ben akrep değilim ki. Yani hiç de böyle yani tekrar söylüyorum. Bana bir inandırıcılığı yok astrolojinin der çıkarsınız. Çok doğru. Ama işte doğum haritanızı görmek, doğum haritanızı incelemek o yüzden çok önemli. Herkesin kendi burcu var doğru ama bütün 12 burca da sahibiz. Bu 12 burç bizi yönetir. Bütün hepsi, hepsinden farklı farklı özellikleri almışızdır aslında. Evet. Buyurun. O yüzden demek ki akrep gibi hissetmiyorum. Hissetmiyorsunuz kendimi. Evet. Sizin haritanıza bakalım biz. Bakalım. Gerçekten. Bakalım. Evet, tutulmalar. Allah'ım ne çektik değil mi bu tutulmalardan? Mi? Evet, evet çok. Neden önemlidir? Tutulmalar neden önemli? Çünkü tutulmalar bir defa güney ve kuzey ay düğümlerini, oraya bakarsak çok daha iyi olacak. Kuzey ve güney ay düğümlerinin çok yakın temas ederek o tutulma yaşanır. Ve tutulmalar 3-4 ay önceden ve 3-4 ay sonrasını etkileyecek şekilde olur. O yüzden tutulmalar bizim hayatımız için çok önemli. Tutulmalar bir de biz doğumdan önceki son tutulma neyse o bizim ruhumuza nakş olur. Yani ruh üflenirken böyle bir tabir vardır bilirsiniz. Evet. Ruh üflenirken işte o tutulma esnasında ruh bedene girer. Ve doğum esnasında da yükselen burç ve güneş sisteminde yani o takım yıldızlarında doğum haritası diyelim biz ona. Doğum haritasındaki o enerjiler size o doğum anında akar. Yani bir taraftan ruhunuz, bir taraftan da nefsiniz gibi düşünebilirsiniz. Bedenle de bunlar boyutlanır. Çok zor durumda bırakıyor ama bunlar bizi. Evet çok. Peki şöyle bir genelleme var mı? Örneğin 1975 yılında işte kış aylarında bir güneş tutulması olmuştu. Evet. Onun etkileri şunlardı gibi gibi. Böyle genellemeler tabii var ki, mı? Tabii ki diyebiliriz. Yine daha önce söylediğim gibi siz doğmadan önce en son yani size en yakın tutulma ne ise orası sizin gibi birçok insan doğacak. Aynı otobüse binen insanlar gibi belirgin bazı kaderleri taşırsınız hayatlarınıza. Mesela bazı insanlar grupları vardır. Yıllara da dönüp baktığınızda hani o insanlar ya ilişkilerden çekiyordur. Ya ailevi bazı konulardan çekiyordur. Ya maddi bazı sıkıntılar vardır hayatlarında. O yüzden bu en son yaşanan tutulma bizim hayatlarımız için çok önemli. Burayı bilirsek, burayı detaylandırırsak neyi kaçırdığımızı ya da hani kaçırdığımız şeyi nasıl toparlayabileceğimizi görürüz aslında. Astrolojinin bize öyle bir güzelliği var. O kadar güzel bir bilgi verdiniz ki yıllardır hep düşündüğüm bir şeydi bu. Arkadaş çevremizde işte bilirsiniz liseye ya da İlkokula hep aynı yaşlarda başlarsınız. Evet. Yani aynı yılın çocuklarısınızdır. Evet, evet. Ve tabii yaşlarımız ilerledi ama halen daha görüşüyoruz. Hepimizin bir takım hayatında tıkanıklıklar var. Kesinlikle. Ama hep aynı şeyler. Evet. İşte bu tutulmalar yüzünden oluyor. Bunun cevabını şu an almış olduk. Evet. Evet. Kesinlikle geleceksiniz. Sizinle doğum haritanıza bakacağız. Evet. Tutulmalar gerçekten de çok çektiriyor bize. Evet. Bu ay düğümleri hakkında biraz bilgi almak evet, istiyorum demin sizden. Demin bahsettik biraz. Ay düğümü dediniz. Ay düğümlerine, evet. Ay düğümlerine dönelim. Ay düğümleri diyelim ki siz balık başak aksında doğdunuz. Güney ucu balıkta, kuzey ucu başakta duruyor. Bunlar hani burçlar genelde bir 6-6 şekilde dönüşür ve kuzey güney diye ikiye ayrılıyor. Kuzey güney ay düğümleri. Dragon da deniyor. Kuyruğunu yutmuş dragon gibidir o.
Güney Ay düğümü sizin bildiğiniz, tanıdığınız, köklerinizden, benliğinizden getirdiğiniz yerdir. Eğer ben karmaya inanmıyorum diyorsanız, inanırsınız. İnanırım. Karma bizim geçmişte yaşadığımız daha önceki tüm deneyimleri getirir. Güney ucu budur. Oraya yaşamışsınız, deneyimlemişsinizdir. Balık burcu insanı mesela, balıksa eğer güneyiniz, siz geçmişte şehit olmuş olabilirsiniz. Kurbandır, kendini adayandır çünkü. Kuzeye gitmenizi ündükler size hayat. Yani bir başak olmayı. Bir başak ne yapar? Mükemmeliyetçidir. Biraz daha sorgular, daha spesifik bakar olaylara. Kurban psikolojisinde ne vardır? Kendini salmıştır. Ya olan her şeyi teslim ediyorum der ama bunun için herhangi bir atılımda çok fazla bulunmaz. Yani kaderseldir, kadere daha çok yöneliktir. Ama başak insanları biraz daha sorgular, biraz daha mücadele eder. Hiçbir şeyin ucunu kolay kolay bırakmaz. Kuzey-Güney ay düğümleri de olunca, yani daha doğrusu ay düğümleri bizim hayat yolumuzu gösterir. Ne şekilde adım atacağımızı fark ettirir, hissettirir. Açıkçası hiçbir şey bilmiyoruz astroloji hakkında, kendi burcumuz hakkında. Ay düğümlerinizi öğrenirseniz hayat yolunuzun ne şekilde akması gerektiğini çok daha rahat anlayıp keşfedebilirsiniz aslında. Böyle bir güzellik veriyor. Evet. Buyurun. Ve retrolar. Retro. Bu senenin damgası. Vurdu o gezegenler. Sormayın. Zaten 2020 vurdu bizi. 2000 komple vurdu gerçekten. Yani çok ağır bir yıl. Çok. Devam çok, edecek. Çok çok. Maalesef. Çok. Yani ben diyorum, hadi toplanalım diyorum. 2019'a geri gidelim. Ya da 2021'e yaşanmamış sayalım. Yaşanmamış sayacağız yani maalesef. Bütün dünya için gerçekten, öyle. Yaşanmaması gereken birçok tecrübeyi ediniyoruz, deneyimliyoruz. Bunun da nedenini bilmiyorum, fazla da sorgulamıyorum. Hı-hı. Ama belki de yaşamamız gerekiyor ama kesinlikle çok zorlu bir yıl. Kesinlikle yaşamamız gerekiyor. Çok çünkü, zorlu bir yıl. Evet, o kesin ama şöyle bir güzelliği var. Şimdi retro ve retro gezegen insanın içe çekilmesidir. Bir gezegen düz hareketinde dışarıya aktive eder. Hı. Bütün kendi özelliklerini. Hı hı. Retrodaysa eğer gezegen kendi özelliğini içe atmaya başlar. İçe döndürür. Yani bütün insanlık olarak biz kendi içimize, kendi maneviyatımıza, kendi özümüze dönmeye başladık. Bu yüzden güzel. Unuttuğumuz bazı hasretleri geri hatırlatıyor bize. Olaya buradan bakarsak eğer çok daha önce kaçırdığımız şeyler neyse onları yüzümüze çarpıyor aslında hayat, doğa, evren, insanlık. Bunları görmesi gerekiyor artık. Çünkü kova çağına giriyoruz. Kova akıldır. Akılla, üst akılla bakmaktır. Sen hala at gözüyle bakarken üst akılla nasıl çözeceksin, nasıl değerlendireceksin? O bizi sınıyor. O yüzden böyle bir süreçten geçiyoruz. Şimdiki gezegen konumuyla Babil İmparatorluğu'nun kuruluş dönemindeki o gezegen dizilimi aynı hemen hemen. Büyük bir dönüşüm, değişim içindeyiz. Böyle bir değişim içindeyken de bunların yaşanmaması, canımızın acımaması da kaçınılmaz olurdu. Kaçınılmaz. Evet. Neyse, ne yapalım? Her işte her şerde bir hayır var. Evet, her şerde kesinlikle bir hayır var. Bunu da yaşamamız gerekiyor. Hı-hı. Belki gerçekten de dibi görmemiz gerekiyor, gerekiyor. Artık görelim ki bir şeyleri kaçırdık biz. Çok şey kaçırdık. Kaçırdık, evet. Onları tekrar yakalamamız için Allah'ın bize sunduğu güzel bir lütuf aslında. Ne lütuf olursa olsun. Her şeyi evet böyle bakıp görmek lazım. Evet, doğru. Sınav demeyelim. Sınav demeyelim ona, hayır. Demeyelim. Yok. Lütuf. Lütuf. Çok güzel. Gerçekten çok öyle. Çok güzel bir açıklama oldu bu. Hı-hı. Şimdi biraz önce Kova Burcu'ndan bahsettiniz. Evet. Doğum haritamda Kova Burcu yok. Hı hı. Astrologlar bütün burçlara sahipsiniz diyorlar. Demin bunu de söylemiştiniz. Biraz önce de söylediniz. Evet. Bütün burçlar var dediniz. Hı hı. Evet var. Evet. Bu özellikleri taşırsınız. Hatta siz akrebim ama hiç hissetmiyorum diyorsunuz. Evet, doğru. Hissetmiyorum. Şimdi biz daha önce de söylediğim gibi Plasidius ev sistemiyle burçlara bakıyoruz. Haritaları öyle değerlendiriyoruz. Haritanızı elinize aldınız. Baktınız ki işte Kova ya da Akrep yok. Çünkü evlerin her evin başında
o ev neyle yönetiliyorsa o burç geliyor. Şimdi diyelim ki akrep var, atlamış oğlak var, arada yay yok. Yay yok, görünmez. Özellikle de oraya bir gezegen yerleşmediyse o burç yokmuş gibi görürsünüz siz. Hani tam detay bilmediğiniz için de. Bunu görünce danışan benim yayım yok diyor. Sizin yayınız var orada ama sıkışmış vaziyette. Siz o özelliği sadece hayata dökerken zorlanırsınız, fark edemezsiniz. Sıkışık halde duruyor yani tam adı üstünde. Fark ettirmez size oradaki varlığını. Onu özellikle bir gezegen yerleşmişse o gezegenle birlikte o mesela yay burcundan bahsettik. Yay burcunun özelliğini hissedebilirsiniz. Size o şekilde ündükte eder ama tabii ki bunu hayata dökmeniz diğer burçların yerleşimi gibi olmaz. Biraz daha zorlanırsınız. Sonra hiç hissetmiyorum ki diyebilirsiniz hatta. Evet. Aslında daha çok sorulacak soru var. Ve hepimizin de çok merak ettiği konular bunlar. Ama bu merak ettiğimiz konuları ben işin açıkçası astrolojiye çok meraklıyım. Ama bazı şeyler uymadığı için baştan beri konuştuğumuz gibi uymadığı için eğitimini almaya karar verdim. Oh, çok güzel. Ve bu konuda eğitim alacağım. Tüm meraklarımızı gidermek adına. Ve şimdi sadece bireyler değil, kurumlar, kuruluşlar dahi kendi kuruluşlarının, kurumlarının, işletmelerinin haritalarını çıkarttırıyorlar. Ona göre hareket ediyorlar değil mi? Evet, evet, kesinlikle öyle. Ya bu yanlış mı? Hayır, yanlış değil. İki ucu var. Onu da ikisini de söylemek durumundayım. Yanlış değil. Çünkü bu sefer yeteneklerine göre karşı tarafı bir mevkiye oturtmak daha kolay olur. Çok güzel. Ama eğer bir şeyi kaçırmışsanız ve bu insan gerçekten istiyorsa, evet haritasında yok ama yüreğinde onu yaşamak varsa, sen bunu yapamazsın, buna da layık değilsin, hadi bir git demek biraz da insafsızlık olur. O yüzden insaf çerçevesinde harita yorumu yapmak ve ona göre değerlendirmek, tabii bir de insanın varlığını da hissetmek çok önemli. Evet. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için, vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için. Çok tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok sağ olun efendim. Sağ olun. Teşekkürler. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, astrolog Sayın Dilek Ökten Sarı konuğumuz oldu. Hoşçakalın.